Donku hatta Taylan'ın yokluğunda öne çekebilir. Belhanda ile başlayıp Emre'ye dönebilir. Emre ile başlayıp Belhanda'ya dönebilir. Luyendam ama bana kalırsa şu an Marco Adan'da daha önde bir futbolcu. Sporsel'den herkese merhaba. Flora treninde bu kez Eyüp Yıldız'la yolculuk yapacağız. Eyüp abi, buraya gelen herkes formda ya. Volkan da zayıflamış, sen de iyisin bakayım. Ben de valla diyete başladım yani tatlıyı azalttım, yemeği azalttım ama pandemi döneminde o hareketsiz kalmaktan kaynaklı çok fazla kilo aldık işte onları vermeye Bugün de bir çalışıyoruz. yürüyüş yaptım. Buraya Bayağı bir geldim. yürüyüş yaptım. Şu şeyi tam olarak atlatalım biraz da havalar ısınsın. Evime de yakın burası yani 4-5 kilometre yürüyerek gelip Vallahi gideceğim. çok iyi. Ben bizim radyo yayınlarına gelirken de Sarıyer'den Hacı Osman arası var baya. Dönüşlerde Hacı Osman'dan aşağı kaptırıyorum. İyi oluyor o yürüyüş, çok iyi. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ben Galatasaray muhabirim zaten. Eyüp abi de yıllardır Galatasaray'ı takip eden bir isim. Zaten YouTube yayınlarında da bayağı trendlerde şu anda. Sağ ol. Eyüp abiyle bugün Galatasaray gündemini konuşacağız Florya treninde. Şimdi en çok merak edilen konuların başında Fatih Hoca'nın geçen haftaki 11'i bozup bozmayacağı düşünüyor. Çünkü geçen hafta hakikaten çok etkili bir Galatasaray vardı sahada. Taylan mecburi bir değişiklik olacak. Ama mecburi olmayan bir değişiklik yapar mı yapmaz mı, bu tartışılıyor. Şu an Luyendama antrenmanlarda çok iyi bir performans gösteriyor, biliyorsunuz bir sakatlığı vardı. Fatih Hoca da bir an önce ritim kazanması için yani %100 onay gelirse oynatmak istiyor. Açıkçası ki şu an Luyendama'nın antrenman performansları da çok iyi. Donku hatta Taylan'ın yokluğunda öne çekebilir. Bu bölgede yine Etebo oynayabilir. Ömer Bayram olabilir Taylan'ın yokluğunda. Onun dışında Fatih mi, Okan mı sorusu çok soruluyor. Buna da sevgili kaleci hocası Fadıl Koçta'nın vereceği rapor doğrultusunda karar verecek. Karantinadan dönen oyuncularda Omar'ın hala bazı halsizlikler gösterdiği şeklinde bilgi aldım Omar'la ilgili. Omar Testi negatif ama. şu an testlerinde bir sıkıntı yok. Ama tabii uzun süre bu hastalıkla boğuştular ve antrenmana da çıkamadılar. O yüzden şu an karantinadan çıkan oyuncuların fiziksel olarak kendilerine gelmesi bekleniyor. Onu da belirtelim. Okan mı Fatih mi sorusuna da sevgili Fadıl Koşutan karar verecek. Sence değişmesi gerekiyor mu geçen haftaki 11'in mecburiler dışında? Bence değişmesi gerekiyor. Yani Fatih Öztürk uzaktan şutlarda özellikle sıkıntılı bir kaleci olduğunu özellikle Kayseri ve Alanyaspor maçlarında gösterdi. O anlamıyla problemi var. Okan Koç'u ben kaleyi teslim etmesi gerektiğine inanıyorum. Yavaş yavaş tartışmasız bazı oyuncular var. Onların tekrardan kadroya dönmesi lazım. Mesela Belhanda. Şu an tamam Emre Akbaba bence fena oynamadı Rizespor maçında. Ama Kayserispor karşılaşmasında da özellikle ikinci yarıda oyundan kayboldu. Kondisyon olarak tam Hala anlamda eksikleri var tabii. hem de ikinci noktada şu sevgili Burhan yani onun da tam olarak fizik kalitesi yerine gelmediği için sakatlanma riski var yani. O yüzden Emre Akbaba'yı da korumak adına bence Belhanda'yı oraya tekrardan monte edip İşte Emre'yi onda ikinci da yarıda biraz düşünmek fiziksel lazım. problem, ama mesela 45-45 veya 60-40 pardon 60-30 bölünebilir Ben de öyle belki. düşünüyorum. Yani Belhanda ile başlayıp Emre'ye dönebilir. Emre ile başlayıp Belhanda'ya dönebilir. Mutlaka ama yavaş yavaş adapte etmesi lazım. Tamam Donk'la ilgili de evet iki maçta da iyi oynadı. Zaten Luyendama sakatlandığında da biliyorsun ligin ilk yarısında Marko ve Donk oynamıştı Galatasaray'da. Açıkçası Donk joker bir futbolcu ama Luyendama sağlığına kavuştuysa, sakatlığı atlattıysa Luyendama oynar orada yani. Yani Luyendama'nın hava üstünlüğünden tabii vazgeçemez. tabii. Yani ki Kayseri maçında Fatih'ten çok bence Donk'un hatası vardı, ama tabii Rize maçında o da fena değildi. Ama tabii bakıldığında Luyendama iyiyse bana kalırsa da Luyendama'nın oynaması gerekiyor. Luyendama bana kalırsa şu an Marco Adan'da daha önde bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Zaten hep Marcao'nun transfer olabileceği, teklif gelebileceği konuşuluyor ama Luyendama tam anlamıyla sakatlığı atlatıp form tutarsa
Lüyendaman'ın da satışı söz konusu. Onu da takip eden kulüpler olduğunu biliyoruz. Bir de şu çok büyük başarı Eyüp abi. Adamın geçen sene ön çapraz bağları koptu. Adam hani sanki şu o sakatlığı yaşamamış gibi geri döndü. O yüzden yani Lüyendaman hakikaten çok değerli bir futbolcu. Ben de benzer fikirleri taşıyorum seninle. Hemen transfere geçelim. Henry Onyekuru yine yeniden Galatasaray'ın gündeminde. Monaco'yla büyük sıkıntıları var. Oyuncunun menajeri değiştiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Ama sadece Onyekuru meselesi konuşulmadı. Onu da belirteyim. Ama Monaco hani 6 ayına yine fit gitmesine. Fakat kesin olarak Galatasaray'a mı gidecek? Bu belli değil. Fenerbahçe söylentileri de var. Bugün kime giderse gitsin ben çok yine iş yapabileceğini düşünüyorum. Ama şu soru işareti oluşturmaya değil. Şimdi sonuçta 5-6 ay kadar sürekli oynamayan bir futbolcu var karşımızda. Ben şunu eleştiriyorum. Yani dünyadaki tek süratli kanat oyuncusu Onyekuru mu? Galatasaray niye dönüp Onyekuru'da takılı kalıyor? Sence kime daha yakın şu an Onyekuru? Şimdi yani Onyekuru Galatasaray'ın bildiği bir futbolcu ve Galatasaray'ın teknik taktik anlayışına, Fatih Terim felsefesine adapte olmuş bir futbolcu. Bu bağlamda senin hani olabiliyorsa tabii ki de mecbur değilsin. Mutlaka ya Onyekuru ya da başka hiç kimse yok falan filan noktasında değilsin. Ama Onyekuru olabiliyorsa Onyekuru'yu transfer edeceksin. Ben açıkçası Galatasaray'ın Onyekuru ısrarını Galatasaray adına mantıklı buluyorum. Onyekuru tamam geçen sezonun tamamını iyi oynamadı. Yarım sezonda geldi. Ama pandemi araya girmeseydi ve antrenmanlarını yapmaya devam etseydi Onyekuru Galatasaray'ı şampiyonluğa götürecekti. Yani sadece Onyekuru değil de Galatasaray zaten şampiyon olurdu. Olurdu. O olurken de başrolde olan oyunculardan bir tanesi Onyekuru olacaktı. Onun donelerini de verdi. Yani Fenerbahçe deplasmandaki performansı tamam kaçırdıkları da var ama o pozisyonları kaçırmak için de o pozisyonlara girebilme kabiliyeti, yeteneği, hızı gerekiyor. Bu bağlamda Onyekuru katkısı fix bir oyuncu. Fakat Galatasaray için bu böyle. Yani Onyekuru Monaco'da niye yapamıyor? Monaco'da çünkü bir Fatih Terim efekti yaratacak bir hocayla, bir koçla çalışmıyor. Bir kere Onyekuru'nun bana göre ciddi anlamda Galatasaray'a ihtiyacı var ve Fatih Terim'e ihtiyacı var. Galatasaray'ın da ona ihtiyacı var. Şu an Galatasaray'ın evet oyunu oturuyor, orta sahada set hücumlarında çok başarılı bir takım olduğunu görüyoruz ama Galatasaray'ın hız ve atletizm problemi var. Bunu kabul edelim yani. Emre atlet değil, işte Arda Turan atlet değil, Babel yaşlı atlet bir futbolcu. Yani şöyle topu ayağına bekleyen oyuncular genelde kanatta görev yapan futbolcular. Onyekuru koşu yapabilen, koşu gösterebilen bir oyuncu. Yani o fark oluşturuyor zaten. Evet ve bu tarz bir futbolcuya ihtiyaç var. Şimdi Onyekuru için şartlarını zorlayacaksın ki Galatasaray bu konuda harekete geçtiğini ben duyuyorum. Ve Galatasaray Onyekuru'yu bitirmeye çalışacak. Onyekuru için de bu bence tekrardan onun ayağa kalkma challenge olacaksa bunu Galatasaray'da yapması onun için daha doğru olacak. Fatih Terim'in elinde iki kez bunu başardı. Üçüncü de yapabilir. Bir de şu örnek var önünde. Şimdi Geri Rodriguez de Galatasaray'la arasında çok kuvvetli bir bağ olan futbolcuydu. Fenerbahçe'ye gitti. Elinden gelen her şeyi yaptı. Bence İlk yarıyı çok iyi geçirmişti Geri Rodriguez. Ama yine de Galatasaray'daki efektini oluşturamadı. Şimdi Onyekuru için de benzer bir durum söz konusu. Fenerbahçe'ye giderse bence yine başarılı olur bu arada. Yani çünkü Rodriguez'in de... Türkiye Ligi'ni biliyor. Evet. Onu hocası da Erol Bulut da nasıl oynatacağını... Ama aradığı ortamı bulamayabilir. Yani onu o tutkuyu belki yakalar mı yakalamaz. Çünkü ya Fenerbahçe'nin de zaten taraftarın tutkusu tartışılmaz tabii ki. Orası ayrı bir konu. Ama o işte enerji uyar mı Erol Hoca ile? Sen şimdi daha demin Fatih Terim örneği verdin. Yani Erol Hoca ile arasındaki o enerji tutar mı? Onu da bilemiyoruz ama yani Onyekuru'nun iki sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performans yani Türkiye'de hangi takıma giderse gitsin iş yapar. Yani bu ligde Onyekuru gibi adam iş yapar. Ama hoca faktörü ve tabii ki de Onyekuru'yla doğru iletişimi kurmak çok önemli. Bunu Fatih Terim başarıyor. Evet. Fatih Terim bence Onyekuru için
Galatasaray'ı tercih etme sebeplerinden biri olacaktır ki Onyekur'un Türkiye'de Galatasaray'ı istediğini menajeri de zaten Navia'da açıkladı. Özgür Sancar'ı Radyospor'da söyledi. Arada hatta 1 milyon euronun altında da fiyatı kabul edebileceğini biliyorum ben Onyekur'un yani. Evet, yani arada bonservis açısından çok büyük bir fark olmazsa Galatasaray bu transferde Fenerbahçe'nin çok 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 önünde. Çünkü Onyekur faktörü var. Ama Geri Rodriguez'deki gibi bir durum yaşanırsa, ben yaşanacağına ihtimal vermiyorum. Geri Rodriguez Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi. Hatta bu çok net bir şekilde biliyorum o dönem. Mehmet Topal da ilk olarak Galatasaray'da oynamak istemişti. Galatasaray nazikçe bu pozisyon için şu an böyle bir oyuncu arayışımız yok. Yani biz başka bir planlama yaptık deyince Mehmet Topal Fenerbahçe'ye gitmişti. Geri Rodriguez de aynı şekilde Galatasaray'a dönmek istediğini belirtti. Fakat Galatasaray o an için, geçen sezondan bahsediyorum, sezon başından bahsediyorum, böyle bir planı olmadığını söyleyince Geri Rodriguez Fenerbahçe'ye gitti. Eğer Galatasaray Onyekuru ile ilgili olarak böyle bir tavır sergilemezse, bizim bu kanatta ihtiyacımız yok veya kanat oyuncusuna ihtiyacımız yok demezse, ben Onyekuru'nun Türkiye'de Galatasaray'da oynayacağını düşünüyorum. Yani iş Onyekuru'nun tercihine kalırsa o Galatasaray'ı seçer diyorsun ki benim de görüşüm bu şekilde. Ama şu var, Monaco'yla tabii geçmişten kalan bir pürüz var. Monaco yeniden kiralamak istiyor. Hani herhangi bir kulübe yeniden kiralamak istiyor. Bunu net şekilde biliyorum. Ama işte geçen sene o bozulan ilişkilerden kaynaklı Monaco orada bir tavır koyar mı ortaya? O beni yani o konuda emin değilim. Ayrıca şu var, hani Fener belki aynı teklif gelecek. Monaco diyecek ki Onyekuru'ya kardeşim Fenerbahçe'ye gideceksin diyebilir. Çünkü geçen sene adamlar en kritik maç öncesi çektiler, adamı aldılar. Evet, böyle bir problem yaşandı. Fakat artık bugün hani Bosman'ın da burada payı var. Futbolcuları da ikna etmek zorunda kulüpler. Biz seni kardeşim şuraya sattık. Tıpış tıpış gideceksin diye bir şey yok. Böyle bir şey yapamıyorsun yani. Hatta yani çok ciddi baskı kurman, oyuncuyu bir şekilde ikna etmen gerekiyor. Vedat Muriç Galatasaray'a gelmek istiyordu. Uzunca bir süre direndi. Sonrasında baskısı kırıldı. Aynı şey Onyekuru'da da yaşanabilir. Onyekuru Galatasaray'dan vazgeçmezse ben Monaco'nun da direncinin kırılıp Galatasaray'a göndereceğine inanıyorum. Burada belirleyici olan Onyekuru olacak. Bir de tabii ki de Galatasaray'ın Onyekuru'ya teklifi, Galatasaray'ın Monaco'nun teklifi, Fenerbahçe'nin teklifinin çok gerisinde olmaması gerekiyor. Şimdi, bu da kritik noktalardan biri. Birbirine yakın iki teklif durumunda Onyekuru'nun direnci olayı Galatasaray'ın lehine doğru çevirir diye düşünüyorum. Son olarak Falcao konusu var. 5 Kasım'dan bu yana oynamıyor. Hatta takımla antrenmanlara bile çıkmıyor. Özel antrenmanlar yapıyor. Falcao'ya ilgili de gelişmemizi şu şekilde verelim. Yüksek olasılıkla Ocak ayında takımdan ayrılacak. Onun kariyer planı, kariyer sonunu Amerika Birleşik Devletleri'nde yap. Bu sebeple Falcao kendini koruma altına alıyor ve 5 Kasım'dan beri de bunu gösteriyor zaten. Artık sarı kırmızılı yönetimde de sabır taşı çatlamış durumda. Zaten teknik heyette de bu konuda sıkıntılar var. Yani bu adama senelik 7 milyon euro para veriyorsunuz ama adam sürekli kendini koruma altına alıyor ve sarı kırmızılı teknik heyet bu konudan artık rahatsız olmuş durumda. Sabrı taşmış durumda. Ocak ayında Falcao'yla yollar ayrılacak. Tabii oradan hani ufak da bir bonservis gelse süper olur ama Galatasaray 7 milyon euro mali yükten kurtulmaya da razı açıkçası. Evet, MLS takımları ilgileniyor. Evet. En çok da Inter Miami ilgileniyor. Hatta Inter Miami taraftarları kampanya da yapıyorlar. Falcao da artık yani ikna olmuş durumda. Çünkü bir Süper Lig'de istediği ortamı bulamadı. Bu bir gerçek. Yani çok fazla temas var. O da çok fazla yıpranıyor bundan kaynaklı. Bizim ligimiz çok kaliteli bir lig değil ama bizim ligimiz çok sert bir lig. Bunu görmek zorundayız. Ve Falcao'ya da yaş itibariyle, fizik itibariyle çok uygun bir lig değil. Kendisi de senin de söylediğin gibi artık kendisini korumaya aldı. Tamamen sakatlanmayıp devre arasında Amerika'ya gitmenin hesaplarını yapıyor. İnşallah iyi bir teklif gelir. Ben kazanmayı geçtim, Galatasaray'ı zarardan kurtarsın yani, yeter gözüyle bakıyorum. Ama çünkü yani Fatih Hoca ne derse desin haklı yani. Adam o sezon başında Samatta'yı istemişti.
Olmadı. Falcao'ya gereken toleransı gösterdiğine inanıyorum ben Fatih Terim gibi bir hocanın artık ama toleransı da gösterdi, yani saygıyı da gösterdi. Yani. Hiç kimseye tanınmayan ayrıcalıklar ona tanındı. Normal şartlarda Eren Derdiyok'un yaptığının çok daha fazlasını, çok daha sinir bozucu bir şekilde Falcao yaptı. Eren Derdiyok'la Serdar Aziz bu takımdan niye gitti? En ufak bir sıkıntıda ben bugün oynayabilecek durumda değilim dedikleri için gitti. Şimdi Falcao bunun 5 katını yaptı. Fatih Terim buna rağmen kendisine yatırılan yapılan yatırımdan dolayı ve isminin büyüklüğünden dolayı büyük bir saygı gösterdi. Evet. Ama yani elinden geleni yaptı Fatih Hoca. Yani, artık olmuyor. Yani şunu da artık dedi. Hani yine de doğrudan söylemeyip kırmamak adına, bazı şeyleri de yıkmamak adına ama artık adam dedi ki Luyendama'ya, Etebo'ya, Emre Taşdemir'e teşekkür ediyorum. Sakat buraya geldikleri için orada da artık Falcao mesajı alması gerekiyor. Ben dedim ki kendini korumayacak abi. Galatasaray için mücadele edecek adama ihtiyacı var Galatasaray'ın. Yoksa öyle kendini koruyacak yıldızlara falan bu saatten sonra. Bak aslan gibi Emre Taşdemir ilk geldiği sene 100 binin altında alıyordu çocuk. Aslan gibi de oynuyor bak. Oğulca Taylan Antalya'da takımın en düşük kazanan oyuncuların başında geliyor Taylan Antalya'da. Aslan gibi oynuyor. Artık geçti abi. Yıldız oyuncu her zaman lazım, fark yaratacak ama böyle o yıldız oyuncu lazım değil. Ama yani yıldız oyuncuların da bu kadar böyle çıt kırıldım davranması da gerekmiyor. Yani biz başka yıldız oyuncular da gördük. Sakat çıkıp oynadılar yani. Hatta yani oynamadığında trip atan yaşlı futbolcular gördük biz. Falcao tam tersi oynamamak için bir sürü bahane üretiyor. Asıl Falcao'dan sonrası çok önemli. Çünkü Galatasaray'da tamam Cagne oynadığı zaman ciddi fark yaratıyor ama her maçı böyle oynayan bir futbolcu değil. Oraya bir tane mutlaka yerli hamlesi gelmesi lazım. Kenan Karaman uygun bir buyout ödenerek devre arasında geliyorsa olabilir ama sezon sonu belki de bedava bir şekilde de abi net vuruşçu lazım. Net cezasını net vuruşçu. Kenan Karaman o adam. Kenan Karaman çok faydalı futbolcu ama o adam değil bence. Rotasyon için düşüneceksin. Asıl buradaki hikaye şimdi iki farklı öneri var Galatasaray'a. Falcao sonrası için veya Cagne sonrası için. O da satılabilir. Bu oyunculardan birini sattığı zaman Galatasaray'a menajerlerin önerdiği isimler var. Şu maliyete sana işte Yaremchuk'u getirebilirim, Mandzukic'i getirebilirim diyen menajerler var. Daha böyle isim oyuncuları öneren, daha kariyerli oyuncuları öneren menajerler var. Bir de scoutların vermiş olduğu listeler var. Mesela Danimarkalı golcü Jonas Wind önerisi scoutlar tarafından yapıldı. Galatasaray'ın özellikle Fatih Hoca'nın Falcao sonrası için bir karar vermesi lazım. Kariyerli, tecrübeli, direkt katkı verebilecek işte 28-32 yaş arası bir futbolcu mu? Yoksa 21-22 yaşlarında, daha küçük de olabilir, kendisini ispatlamaya hazır bir iki sezon kullanıp seviye atlatıp satabileceğim bir futbolcu. Aslında Fatih Hoca bunun cevabını vermişti artık geçmişe yatırım yapmayacağız diye. Umarım, benim de fikrim oyundu. Umarım bundan sonra da oyuncuların geleceğine yatırım yapar Galatasaray diyorum. Flore treninin sonuna geldik. Yolculuğumuz bitti burada. Eyüp abi iyi yolculuklar diliyorum. Hayır olsun. Tekrar gelip böyle keyifli sohbet etmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuza da beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.